Kapının cebine girecek. Buradan çıkacak. Buradan daha bir gidecek. Evet. Yan yoldan işe takılmadı. Yan yoldan gelen vatandaşlar. Biz belediye kavşağında başladık kavşak çalışmalarına. Sivas kavşağıyla devam ettik. Trafiği rahatlatmak, trafik yoğunluğunu azaltmak adına. Şimdi de Rus kavşağında bulunuyoruz. Buradaki işlemimizi de tekrar açıklarsak, yani burada 150 metre civarında bir yol genişletme, sığınma cepleri oluşturulacak. Ardından da ışığı beklemeden Rus pazarı istikametine doğru dönülme imkanı sağlanacak. Yapılan yeni projeyle, ada çalışmasıyla, kavşak çalışmasıyla. Ayrıca buradaki tüm altyapıları yeniliyoruz. Yani şu mevcut kanal zaten mille dolmuş. O kanal genişletilerek rahatlatılacak. Altyapıda eksiği olan diğer kurumlar da YEDAŞ'ı, Telekom'u da kendi tesislerini ona göre ayarlayacaklar. Dolayısıyla bu kavşak çalışmamız tamamlandığında ilimizde 3 kavşak hizmete hazır hale gelmiş olacak. Bu çalışmalar diğer kavşaklarda da sistematik olarak devam edecek. Bu şehri trafiğini rahatlatmak adına yapacağımız bir çalışmadır. Bütün bu çalışmalar tamamlandıktan sonra da dinamik kavşak metoduna geçmek suretiyle normal sinyalizasyonlar da düzenleyerek daha sağlıklı, daha güvenli bir trafik akışı sağlanmış olacaktır.